Hepinize iyi günler dilerim. Bugün şampiyon oynanış videomda hazır oynayacağım. İlk videom. Hazır nasıl oynanır genel olarak anlatmaya çalışacağım. Stream yapamadığım için internetimden dolayı ben de video çekmeye karar verdim şampiyonlarla ilgili. Genel LoL ile ilgili böyle kısa bilgiler yapıştırı falan. Bugün hazır oynuyoruz. Karşımızda Katarina var. Rünlerim cooldown rünleriyle girdim. Genel olarak dakika 25 itibariyle %40 cooldown'a ulaşıyorum bu sayede. Genel olarak mid şampiyonlarına ya 18 per level AP giriyorum veya 18 per level cooldown rünü giriyorum. Karşımda Pog şampiyonu varsa da MR rünüyle giriyorum mavilere. Diğerleri bildiğiniz üzere büyü nüfuzu, 18 level can sarılara, büyüklere de AP giriyorum. Klasik Doron'la başlayalım. Bariyer yerine karşınızdakine göre eğer safe bir şampiyon varsa heal alabilirsiniz Zerat, Orianna tarzında. Eğer Assassin şampiyon varsa Ahri, Zed gibi exhaust alabilirsiniz. Ben Katarina'nın karşısına exhaust alabilirdim fakat biraz pasif oynayıp lane'de, onun yerine late'de bariyer daha çok işime yarayacak benim, o yüzden. Karşınızda çok fazla hard engage var. Zinza, Katarina, Sion. Güzel de engage'imiz var. Takımlar eşit sayılabilir. Laning'de 6 level'a kadar Azir normalde Katarina'ya karşı üstün fakat Katarina yani bir iki tane core item'ını bitirdikten sonra Azir'e karşı aşırı derecede güçlü oluyor. Çünkü Azir'in en zayıf noktası askerlerinden ayırdığınız zaman mesela. Burada Katarina'yı vururken o benim üstüme atladığı zaman ben asker çıkarıp ona vurana kadar Burst Damage'in bana atmış oluyor. O yüzden 6 level'a kadar üstün olacağım. O üstünlüğümü kullanmaya çalışacağım. 6 level'dan sonra lane'e sürekli pushlayıp farm oynayacağım. Team fight'larda da kendi pozisyonumu koruyup ultimde Katarina'yı bozmaya çalışacağım bana gelirse eğer. Bakalım. MR girmemiş, güzel. Askerleri her zaman öne doğru koyun. Siz arkada durun. Gözdağı vermek amaçlı biraz da. Early'de Azir'in farm alma şeyi biraz zayıf. O yüzden bir ilk level'e kadar farm'a oynamanız gerekiyor. W ile adamı vurduğunuz takdirde minyonların agrosunu alıyorsunuz çünkü. Katarina bunları Q ile almaya zorlayacağım. Yanlarından çekiliyorum ki bıçakları bana gelmesin. 2 level'a kadar fazla agresif oynamıyorum. Çünkü W'nin basic vuruşu minyon agrosunu alıyor, tekrar söyleyeyim. 2 level olduk. Direkt önüne koşuyorum. Minyonlara yaklaşamasın diye önüne gözdağı alıp asker koyuyorum. Vurabildiğim kadar vuracağım adamı. Bunları vururken minyonlar kaçıyor. Tek sorunu bu Azir'in. Karşı jungle nereden başladığını bilmiyorum. O yüzden şuraya bir tane ward atacağım. Lane'i fazla pushlamamaya çalışmanız gerekiyor. Azir kolay gank yiyebilen bir hero. Çok fazla mana istiyor çünkü E'si Q'su olsun. Karşı Zinza olduğu için normalde Q'ya veriyorum daha fazla damage'im olsun diye. Fakat Zinza early gank'lere çok kuvvetli olduğu için E'ye vereceğim, kaçma ihtimalim olduğu için. Lane'in pushlamasına biraz izin vereceğim. Bunlara basic hata yapmaya gelince de üstüne vurmaya çalışacağım. Zinza'yı görene kadar biraz tam ortaya tutmaya çalışacağım lane'i. Minyonlara eşit tutuyorum. Bende 5 minyon var, onda 7-8 civarında. O minyonlara eşit tutmam gerekiyor. Dürtebildiğim kadar da dürtüyorum. Minyon kaçırmamak çok önemli. O yüzden biraz tanklatıyorum kendimi kuleye vurmasın diye. Kuleye vurursa alamama ihtimalim var çünkü. Şu anda lane tam istediğim yerde.
Katarina melee bir yer olduğu için sadece bıçaklarıyla farm olacak. Minyonları uzaklaştığım takdirde bıçak kullanarak almak zorunda kalacak. Basic atak yapmaya her gelişte onun kafasına vuruyorum. Şu an 20'ye 23. Eşit sayılır. Buna zonlamak deniyor. Minyonların önüne geçip onun minyon olmamasını sağlarım. Laning'de üstün Katarina'ya karşı fakat Zinzal gankinden dolayı biraz pasif oynamak zorunda kalıyorum. Olabildiğince minyon kaçırmadan dürtüyorum. Azir'in lane'de adamı kesme potansiyeli düşük olduğu için ne kadar minyon oynarsanız o kadar iyi. Yani sadece fırsat bulduğunuzda pok atmaya çalışın. Çünkü adamı zaten kesemeyeceğiz. Şu an fütursuzca üstüme koştuğu için Zinza buralarda bir yerde diye tahmin ediyorum. Azir'de en önemli şey askeri Zinza toptaymış. Azir'de en önemli şey askeri koyduğunuzda adam eğer askerinizin çevresindeyse mutlaka basic atak vurun. Q kullanmayın. Ne zaman ki askerin çevresinden çıktığı vakitte, yani şöyle diyeyim, bir tane basic vurdum. Menzilinden çıktı. Q'yu bu zaman kullanıyorum. Şu an potum bitti. Bariyerim var. Lane'i hızlıca pushlayıp adamı zorlayabilirim. Veya bariyer bait yapıp adamı da kesebilirim. Son bir basic atak vurmasını flash atmak zorunda kalmadım. Minyonları ölürüm burada. O yüzden dikkat etmem lazım. Zinza buralarda bir yerde olabilir. Şu farmları da alıp gitmem lazım aslında. O yüzden direkt base'e gidiyorum. Zinza gelme ihtimaline karşın. Morello Azir'in önemli itemlerinden. Çünkü early'de cooldown alabiliyorsunuz direkt. Bir tane daha pot için bekleyeceğim. Base'e ilk girişinizde mutlaka kırmızıya çevirin bunu. Azir'in early'de %20 cooldown alması ve benim runlerden girdiğim şu anda 8.76. Lake'de daha fazla artacak. %30 cooldown'la beraber saldırı hızım bayağı bir artıyor. İlk itemi mutlaka Morel alıyorum o yüzden. Athena'da %20 cooldown veriyor fakat Morel'in ilk iki parçası cooldown veriyor 10-10 diye. Athena'yı birleştirdiğiniz zaman 20 diye veriyor. Morello Athena'dan daha ucuz. O yüzden bunu tercih ediyorum. Double AP komplarda Athena almayı tercih ederim. Mesela top lane'de de AP şampiyon olduğu zaman. Şu an saldırı hızım büyük bir oranda arttı. AP'm de güzel. Vision vardı mı? Buraya veya buraya atmam lazım. Ben buraya atacağım. Tam uca koyuyorum. Şurayı görsün diye. Buraya yatkın oynayacağım. Çünkü buradan gelebilecek bütün tehditleri görüyorum şu anda. Şu anda pushlamıyorum. Çünkü E'sini kullandı. Bana yakınlaşması gerekecek. Veya sadece Q'suyla alacak. Her yaklaştığında onun kafasına vuracağım şimdi. Minyonları alamayacak mesela. MR almış, o yüzden ona vurmam biraz da zorlaşacak. O yüzden kesmeyi değil de minyon öncelikli ama fırsat buldukça da poklamaya çalışacağım. Mutlaka Q fulluyoruz. Şu an spellerin ikisi de yok. Mutlaka lane'i ortada tutmam gerekiyor. Şuraya geçtiğim vakit ölme olasılığım çok yüksek. Çünkü Katarina'nın burst damage ile beraber Katarina botta. Lane'inizdeki adam ne zaman ki lane'de görünmez olsun mutlaka lane'i pushlayın. Ne olursa base'e gitmiş olsun, bota gitmiş olsun. Şuradan bir wave daha gelecek. Geldi nasıl anlarım? Kendi minyonlarına. Kendi minyonlarım kuleme dayandıysa karşıdaki de aynı oranda geliyor. Minyon kaçırmadan lane'i pushlayacağım. Sola yatkın oynuyorum çünkü sol tarafın görüşü bende zaten. Sağ taraftan gelecek muhtemelen. Aynen öyle. Q'mu kullanarak E ile beraber kaçıyorum. Blue Azir için mükemmel derecede önemli bir şey diyeyim. Hem verdiği cooldown olsun hem mana olsun. Hem saldırınız hızınız atıyor, cooldown'unuz artıyor. Onun dışında adam foklama kapasiteniz aşırı derecede fazla zaten. Şu an canı az, potları yok. Lane'i şurada dondurup basic atakla keseceğim. Yani. Ya böyle. İkinci olarak E fulluyorum çünkü W fullerseniz sadece cooldown'unu azaltıyor. E damage'ini arttırıyor. Verdiği kalkanı arttırıyor. O yüzden mutlaka ikinciyi E'ye veriyorum. Katarina hala ölü. Buraya gelme mesafesi uzun doğana kadar. Ben bu wave'i de pushlayabilirim o yüzden canım da full.
Hazırca minyon kaybetmemeye çalışıp puşluyorum. Azir'in en önemli kombosu W. Havada W koyuyorsunuz buraya. Havada eğil uçarken Q ile buraya doğru uçmanız. Havadayken yapacaksınız bunu. Onu yaptığınız takdirde, yani bu yaptığımı, hem havada uçmuş oluyorsunuz hem zaman kaybından kurtuluyorsunuz W, Q, E yerine. Yani yarım saniye bir fark oluyor arada. Çok önemli bir fark. Böyle daha uzak mesafeleri uçabilirsiniz. Havada uçarken adama hem Q ile beraber slow, hem knockout verip hem kendinize kalkan kazandırıp hem de ultinizi çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Azir'in en önemli kombolarından biri bu. Katarina bota gidecek. Orada 3 killer zaten. O yüzden gitmedi. Mutlaka lane'i bırakıyorum. Neden? Şu an 2 killim var. Bloom var üstünde. Spellerimden bariyer var. Katarina'dan şu an aşırı derecede üstünüm. Fırsat buldukça onu dürteceğim. En önemli şey askeriniz buradayken yok olana kadar E ile uçup Q'ya adamı atabilirsiniz. Yani onu göstereceğim birazdan. Yani askeriniz burada diyelim. Siz bunu uçup böyle yapıp adamı şaşırtıp knockout verip kesebilirsiniz yani. Free damage atıyorsunuz öyle. Çünkü hiç beklemediği bir hareket. Azir'in böyle bir sürü özelliği daha var. Mid lane kulesini almak mutlaka çok önemli. Harita kontrolünün iki tarafını ele geçirmeniz için almanız gerekiyor öyle de. Öyle diyelim 10-12-15 arasında. Alabildiğiniz kadar erken almak. Vurabildiğim kadar Katarina'ya vuruyorum. Ve bir tane ward atacağım Katarina'yı görmek için. Flash'ın olduğunu bildiğim için beklettim. Damage için ultimi atıyorum hem de arkaya atmak için. Flash üstüme uçmayı beklettim çünkü flash atacağından emindim. E'nizi mutlaka boşa harcamamanız gerekiyor. Mümkün olunca Q atmıyorum. Basic atakla Q'nun damage'i hemen hemen aynı bu levellerde. Late'de çok fark ediyor. 200-300 damage kadar. Mesela burada 140 vuruyor. Q 170 vuruyor. Artı 70, eksi 70 manadan kurtuluyorum böylece. Basic atak vurmak her zaman daha iyi. Bunun E'si olduğu için ilk önce yanına yaklaşacağım. Veya böyle de yapabilirim. İlk önce W ile E'yi uçup Q ile maksimum range'den slow atıyorum. Yani ne diyeyim? Havada uçup şöyle göstereyim. Eğer burada havada uçup adamı buraya kadar uçabiliyorum. Fakat buna E ile uçup Q attığım zaman şuraya kadar gidiyor. Yani birini kovalarken yanınızda adamınız varsa veya slow atmak istiyorsanız mutlaka o kombayı kullanmanız gerekiyor. Adamı kesmek veya durdurmak istiyorsunuz. Havada E ile beraber uçmanız gerekiyor. Base'e gideceğim. 1250 gold'um var. Morella'dan sonra normalde Rabo'dan çıkabilirim. Fakat tank olduğu için veya sürekli damage vurmak istediğim için, minyonu oynamak istediğim için. Çünkü dakika 20'ye kadar o kadar büyük bir fight olmayacak. O yüzden hızlıca minyonları almak için ve cooldown verdi. Şu an o %40 mesela Blue almadan. Ürünlerinden kaynaklanan. Burst damage vermek istiyorsanız Rabo'dan sürekli uzayacak fightlar için mutlaka Sokarca. İsmini unuttum bunun. Nashor'un bir şey olması lazım büyük ihtimalle. Onu küçüğü işte. Şu anda hızlıca lane'i puşlamaya oynayacağım artık. Bakayım Katarina'nın itemleri iyi çünkü. MR'ı da var. Sürekli lane puşlayıp Katarina topta bu arada. Topa gidebileceksen topa gideceğim. İki gidebiliyorum. Çok güzel. Buradan Zinza arkamdan kapatıyor. Onu gördüm o yüzden çıkıyorum. Şurada bir tane vardı atacağım. Normalde oraya girip buraya atacaktım. Mid kulesini alacağım. 118'e 86 şu an minyon farkı aşırı derecede yüksek. Biraz zonluyorum Katarina burada olduğu için pushlayamayacağım için. Zonluyorum ki minyonları alamasın. Almaya kalkışırsa da uğrayayım diye. Şu an 11 levelim 8 level. Arada muhteşem bir fark var. Sola yatkın oynuyorum çünkü sol tarafta Ward'ım var. Sağ tarafta Zinza olabilir. Basic damage'lerim artık o kadar fazla vurmuyor. MR olduğu için. Zinza'nın burada olduğunu biliyordum. Benim de söylediğim gibi. Şimdi buraya hızlıca puşluyoruz.
İlk önce E attım, sonra Q attım. İki tane de basiclemeye çoğunluğun fırsatım oldu. Buraya devam edebilirim. Buraya alayım. Fazla minyon olmadığı için buraya dayanamayacağız fazla. Kuleyi her zaman kuşatma yaparken dikmeniz önemli. Ya split push'ta ya kuşatma yaparken. Split push'ta tek başınıza bottasınız. Arkanızda bir dayanağınız olması için kule dikmeniz önemli. Veya mid lane'desiniz, bu kuleyi aldınız. Buraya kendinize kule dikip tek başınıza burada durup savunabilirsiniz çünkü. Diğer arkadaşlarınızı iki buraya iki buraya diye dağılarak oyunu kontrolünü ele geçirebilirsiniz. Mesela şu an siege yapmıyoruz, o yüzden kurmayacağım. Burada wardlarımız yok. Herkes haritada görünüyor. Şu an beni bir tehdit edecek bir unsur yok. Sol tarafım vardı zaten. Mini haritada sol taraf her zaman kontrol ediyorum burayı. Ve mutlaka adamlar geldiğinde kule dikmeye asla çalışmayın. Çünkü kule dikiş süresi 5 saniye kadar. Yani bastığınızdan 5 saniye sonra damage atmaya başlıyor. Ve nerede fight varsa yakınsanız oraya gitmeye çalışın. Burada 4 kişiler. Burada canayı korumak için attım onu. Burada kalıp savaşacağım. Bariyerimi basıyorum. Yanlış oynuyordum. Base'i katak atmak için atladım da vuramadım flash attığı için. Kule dikmeyin. Tek başınıza böyle adamlar buradayken kule dikmeye çalışmayın. Orada canayı kurtarmak için ulti attım. Adamları kesmek için değil. Ama canlarının çok az olduğunu fark edince dalmaya çalıştım. Flash'ta kaçtılar. Base'i katak vuramadım. 141-115 şey. 15'in akıllı 141. Arada 40 milyon farkımız var. 1600 gold biriktirmeyi düşünüyorum aslında. Ya hiç düşünmeyip bunu da alabilirim. Çünkü oyunun genel olarak öndeyseniz 1600 altın biriktirmek kolay. Fakat late'de eğer geriye düşmeye başlarsanız 1600 gold size işkence gibi. Çünkü sürekli item almak zorundasınız, pot almak zorundasınız, ward almak zorundasınız. O parayı hiçbir zaman biriktiremiyorsunuz. Biriktiremediğiniz için de asla öne geçemiyorsunuz demişti. O yüzden paranız varsa ne olursa olsun 1600 itemler almaya çalışın. AMK veya büyük sopaları. Fakat ben şu an zaten öndeyim. Maskeyi alacağım şu sebeple. Karşımda tank hero var, Sion. Kasarsa Zinzal da tank sayılır. Tank eritmek için mutlaka maske lazım. Zaten saldırı hızım var. Maskenin verdiği yakıcı özellikle de tankları eriteceğim. Burada direkt kaçıyorum. Aslında girebilirdik de. Mutlaka W ile vuruyorum. Q'yu en son. Adam uzaklaştıktan sonra. İlk önce E'yi atladım. Sonra Q'yu attım. Direkt çıkmasını alırlar. Orada kuleyi dikmedim, adamlardan direkt kaçtım. Çünkü kuleyi dikene kadar beni öldürmüş olacaklardı. Sadece siege, yani kuşatma esnasında kule dikin. Arkanızda bir dayanağınız olması için. Sadece basic attack kuruyorum, Q atmıyorum. Mümkün olduğunca bütün farmları toparlamaya çalışacağım. Mid lane kulesini aldık çünkü bu farmlar sürekli bu tarafta olacak. Oraya kadar açılırsam Vartis. Yani beni çok kolay kesebileceklerdir. Şu an spellerim yok mesela. Bütün ormanı dolaşacağım. Top lane zaten pushuyor. Bot pushuyor. Mid lane'in şuraya gelene kadar ben bunları elleyemem. Çünkü görüşüm yok etrafta. O yüzden mutlaka jungle dönüyorum. Bin 1600 para biriktirmeye çalışacağım. Kötü oldu ya. Dediğim gibi buraya kadar açılırsanız ölmeniz çok muhtemel. Çünkü siperlerimin hiçbiri yoktu. 4 kilo oldu. Büyük sopa şu an bayağı kasmış durumda. Benim Thresh'in hooklarından kurtulabilmem için ayakkabı bitirmem gerekiyor. Onun dışında Zhonya da alabilirim. Şu an Rabadon'dan çok daha önemli bu ikisi. 1200 gold'um var. Bir tane vision var da alıp 1600 için para biriktireceğim. Çünkü şu an geri düşmeye başladık biraz. O parayı bir daha bulamayabilirim o yüzden. Çok güzel.
Base'den çıkarken mutlaka W, E, Q kombosu ile çıkıyorum. Vakit kaybın, yani zamandan kazanman için. Bulabildiğim bütün farmları keseceğim. Mid lane puştu, top lane'e ulaşamam. Bot lane'in buraya bot lane'in farmı yaklaşmak üzere. O yüzden bot lane'e iniyorum. Şu an damage'im aşırı derecede fazla. Vision ward'ım var da nereye gittiğini göremeyebilirim. Çok güzel. Asker yanlış gitti. Askerler bazen böyle sapıkça şeyler yapıyor yani. Buraya basıyorum, buraya doğru gidiyor. Vision ward'ı saklayacağım. Mid lane'in çevresine atmak önemli Vision ward'ı. Tamam, top lane'de bir kişi var. Twitch'in canı az. Mid lane'in biraz puşlamasını bekleyeceğim ki adamların nerede olduğunu görebilmek için. Şimdi yaklaşabilirim. Adamları gördüm mid lane'de. Şu kuleyi hızlıca biraz burst damage atabilirim. 1600 param da oldu. Rush'in geldiğini gördüm. İleri çıkıyorum biraz. FPS düştü. Zinza burada. Graves yok. Zengeç başlatabilirim aslında ultimle beraber. Graves'in gelmesini bekliyorum sadece. Burayı kule dikeceğim. Burada fight çıkacak çünkü. İlk önce sonra Q. Hem mesafemi koruyup hem de damage atabilmek için. Güzel damage atıyorum. Burayı kuleye diktim. Fight buraya uzayabilir diye. FPS'im düştü biraz. Azir'in kuşatma şeyi çok üstün. Mesela buraya askerleri koyup gözdağı verebiliyorum çok rahatça. Sinza da arkaya atacağım. Bariyeri bastım çünkü kule altındaydım. Twitch vuruyordu bana. Mesela kule burada. Buraya fight uzayabilirdim mesela. Kule bitmek zor, o yüzden geri çıkıyorum. Gelseydi atlayacaktım üstüne ama. Şu farmları da alacağım, o yüzden bekleyeceğim. Birazcık bekleyeceğim şunları eğer öldürmeye geliyorlar mı diye. Neyse gideyim yani. Orada çok rahatça beni öldürebilirler çünkü. Vardı satacağım, atacak bir yer bulamadım. O yüzden 1600 item'i direkt alıyorum. Zonya. Katerina olduğu için burst damage yemeden ölmemek için. Zonya alacağım ilk tane. Şimdi sadece iç kuleler kaldı bot lane'i top lane'i. Mid lane'i sürekli pushlayıp bir tane laning vardı tıp şuraya, buraya ya da buraya. Veya üçüne birden atabiliyorsak. Ondan sonra top lane'i bot lane'e yönelmemiz gerekiyor. Şu an üstünde hiç fart yok. Top lane'e gideceğim. Aşağıda bot lane'in 3 kişi olduğunu gördüm. Top lane'sini rahatça indirebiliriz diye düşünüyorum. Hızlıca minyonları vurabildiğim kadar kuleye vurup Sion'u keseceğiz ondan sonra. Kesebilirsek. Ve dikemiyorum. Zizo da geldi. Çıkmamız gerekiyor şu an. Kesinlikle çıkmamız gerekiyordu. Bu yüzden. Fazla hasarlı davrandım. Ayakkabı alacağım. Satacak bir şeyim yok. Doğranda satmak istemiyorum. Base'den hızlı çıkmak için paramız varsa mutlaka bunu alıyorum. Oyunda çok büyük artış sağlıyor. Buradan buraya gitmem yaklaşık 7 saniye kadar sürüyor herhalde bakayım.
10 saniye kadar sürüyor. Ben bununla 3 saniyeye kadar indirebiliyorum bunu. Oyun boyunca kaç kere base'e gidip geldiğinizi düşünürsek ne kadar early'de alırsanız o kadar iyi zaman sağlıyor size. Zaman eşittir minyon artı kill, para, her şey demektir zaman burada. Çok güzel direkt şey alabilirsiniz. Normalde bu durumlarda param olduğunda bunu warda çevireceğim. Erkenden çevirmem gerekiyordu. Çünkü harita kontrolümüz gittikçe kötüye gitmeye başladı. Ward atacak yerim de yok. O yüzden mid laner buff 7'den beri o ward itemi. Trinket'lar. Mid laner ve top laner onlardan alıyor. Şu an fight aldık, çok güzel. Drake'i alacağız. Onlar Drake'i alırken ben de mid'i pushlayacağım. Canlarımız olsa barona da koşabilirdik aslında. Onlara bir tehdit unsuru olmadığı için ben direkt mid lane'i pushlamayı seçiyorum. Onlar zaten direkt alacaklar. Her türlü nereden kar alabilirsiniz ona bakmanız gerekiyor oyunda. İki Steam'i hiçbir zaman atmıyorum çünkü adamlar gelecek. Bir Steam'i saklıyorum mutlaka kaçmak için. Bunun gibi durumlardan. Bir Steam'i her zaman saklamanız gerekiyor. Eğer iki Steam'i de kuleye atsam, atmış olsaydım orada muhtemelen ölecektim. Twitch'in damage çok fazla çünkü şu an. Her zaman basic'le vuracaksınız yakınınızdaysa. Q atmak yok. Şu an 300 vuruyor. Q mesela Q 280 vurdu herhalde. Bir de aynı kişiyi 2W ile vurduğunuz zaman aynı damage'e vurmuyorsunuz. Mesela bir tanesiyle 280 vurursanız iki tanesiyle 302 vuruyorsunuz. 378 vuruyorsun pardon. Arada o kadar fark olmuyor yani. Wow. Havada uçup knockout verdim. Baron gidebiliriz şu an. Sadece W ile. Baron 2W ile vurabilirsiniz. Ne kadar çok demiyor, çok kadar iyi. Atarını kesmemiz gerekiyor ilk önce. Wow, ne oldu? Yanlış asker atladığı için öyle oldu. Onları oyalarken biz bunu almamız gerekiyor artık. Tamam. Çok güzel. Hızlıca base atalım. Uzun yamız bitti. Bundan sonraki itemimiz maskeyi tamamlayacağım. Yakması tankları eritmesi için. Çünkü çok fazla canı var. Çok güzel bir mitliğini pushlayabiliriz şimdi Baron'la beraber. Bir de lane'likte onu söylemeyi unuttum. Lane'likte adamı dürterken mutlaka bir W atıyorsunuz. Böyle. Bir tane basic atıyorsunuz. Ondan sonra Q'yu atıp bir tane daha basic atabiliyorsunuz iki saldırı hızı yetiyorsa. Azir'in lane'lik şeyi de bu dürtme şeyi. Azir'in askerleri kule altlarında yarı yani 8 saniye duruyor normalde, normal yerde. Kule altında 4 saniye kadar duruyor. Ona dikkat, üstünde ünlem işareti çıkıyor zaten kule altında durduğunuz zaman. İlk önce E'yi atlayıp sonra Q atıyorum. Bunu yapmamam gerekiyordu. O yüzden direkt attım. Yani koyunu genel olarak. Çok güzel. Oyunu bitirebiliriz şu an. Graves iyi vuruyor yalnız. Burada adamlar ölürken mutlaka bütün steklerinizi kuleye harcamaya çalışın. Azir elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.